Şükürler olsun. Ben babamı kimseye veremem. Ben onsuz yaşayamam. Babamı çok seviyorum. Tamam, söz veriyorum. Baban her zaman senin olacak. Hadi şimdi göster. Mişti bugüne kadar babasının fotoğrafını bile görmedi. Ben de onu ne gördüm ne de tanıyorum. Bu onun için iyi mi kötü mü bilmiyorum. Ama benim için iyi. Babam çok yakışıklı değil mi? Bu senin babanın fotoğrafı. Annen nerede peki? Benim annem burada. Benimle yaşıyor. Senin akıllı baban sana her şeyi nasıl öğretiyorsa benim annem de o şekilde her şeyi öğretiyor. Benim annem dünyanın en iyisidir. Aynen öyle. Benim annem de dünyanın en iyisidir. Eğer babasının kim olduğunu öğrenirse belki de beni şu anda sevdiği kadar sevmeyebilirdi. Zavallı çocuk babasının adını bile bilmiyor. Hem de henüz doğmamış bir çocuğu. Bunun yüzünden Nandini ile ben aramızdaki bağları kopardık. Nasıl bu kadar alçalabiliyorsun, aklım almıyor. Bunlar boşanma belgeleri. Hemen, şimdi seninle aramdaki her şey bitmiştir. Kumal veya geçmişimdeki hiçbir şey Mişti'nin hayatını asla etkilemeyecek. Asla. Ateşin olgunlaşması zaman alır. İki kişi gerekir. Seni izliyordum kızım. Kunal'ın bütün fotoğraflarını yakıyordun. İyi de yapıyordun. Hüzünlü geçmişini yakarak bugününü aydınlatmaya çalışıyorsun. Bugün yeni bir mum yak. Ümidin mumunu. Ve Tanrı'nın sana verdiği fırsatı kabul et kızım. İşan gerçekten de Tanrı'nın sana bir lütfu kızım. Ve şunu kesinlikle söyleyebilirim ki, o seni Kunal'dan çok daha mutlu edecektir. Bak kızım, Kunal benim torunumdu. Ama ben İşan'ı damadım olarak görmek istiyorum elbette. Tabii sen razı gelirsin. Bak kızım,
verilen mal nasıl geri alınmıyorsa, altın tepside sunulan bir fırsatı elinden bir kere kaçırırsan, o fırsat bir daha geri gelmez kızım. Bu meseleyi bir düşün, olur mu? Büyük anne, ben Mişti ile parayı dua törenine getiriyorum. Korktunuz mu? Anne, bizi çok korkuttun. Öyle mi? Sen beni hep korkutuyorsun. Bu sefer de ben korkuttum. Ne var? Ben de biraz yaramazlık yapabilirim. Şuna bakın. Korkunuzdan yere fotoğraf düşürmüşsünüz. Anne, Pari'nin babasının fotoğrafı. Öyle mi? Molly, artık içeri gel. Daha ne kadar bekleyeceksin? Dua töreni zamanı geldi artık. Tamam büyük anne. Siz dua töreni için hemen üstünüzü değiştirin. Üzgünüm, geç kaldım. Önemli bir telefon geldi de. Teyze, babam hala aramadı mı? Hala telefon gelmedi Pari. Ama buraya geldiğini öğrenince hemen arayacaktır. Sen merak etme. Ve sen de merak etme. Onu bana ver, ben servis ederim. Otur. Teşekkür ederim. Nerede kaldım baba? Hadi başlayın. Ne oldu Pari? Neden yemiyorsun? Ne oldu kızım? Beğenmedin mi? Peki ne yemek istersin söyle. Peynirli makarna. Canım, başka bir şey yesen. Diğerleri de güzel. Ben Hint yemeklerini yemeyi bilmiyorum. Peki Pari canım, o zaman ne seviyorsun? Peki, Hint yemeklerinden hangisini seviyorsan bana söyle, hemen yapacağım. Ben bir tane Hint yemeği yiyorum. Nedir o? Sütlaç. Sütlaç yiyelim. Söylüyorum bak, ben sütlacı çok severim. Çok güzel olmuş. Nasıl bu kadar güzel? Sütlaç mı? O nasıl bir yemek anne? Sen o yemekten hiç yapmamıştın, değil mi anne?
dersiniz, ben hemen geliyorum. Affedersiniz. Saniye. Ben ona yardım ederim. Hem de henüz doğmamış bir çocuğu. Bunun yüzünden Nandini ile ben aramızdaki bağları kopardık. Nasıl bu kadar alçalabiliyorsun? Aklım almıyor. Bunlar boşanma belgeleri. Hemen, şimdi seninle aramdaki her şey bitmiştir. Molly kızım, bırak kızım, ben yaparım. Hayır hayır anne, ben yapacağım. Sen git dinlen canım, sütlacı ben yaparım. Hayır anne, ben yapacağım. Kızım, 6 yıldır hiç yapmadın. O yüzden bana bırak lütfen. Ama nasıl yapıldığını hatırlıyorum. Eski meseleleri hatırlayıp kendini bu şekilde üzmeni istemiyorum canım. Lütfen. Bak kızım, o meseleler artık geçmişte kaldı. Bırak orada kalsınlar. Onları hatırlayıp seni yeni hayatında sıkıntıya sokmalarına izin verme. Çocuk Bakım Kampı, Çiçek Dünya Okulu. Geçmişte olan hiçbir şeyin kızımı üzmesini istemiyorum, tamam mı? Hı? Hayır anne, bak, sen hiç endişelenme. O adamın anıları beni artık üzemez. O benim çocuğumu reddetti. Hamileliğimden şüphe etti. Kızımın babasına ihtiyacı vardı ama o babası olmadan büyüdü. Yüzünü görmeye geçtim anne. Babasının adını öğrenmesini bile istemiyorum. O adamın anıları beni hiçbir şekilde üzemez. Anılarını geçtim. Bizzat karşıma çıksa bile asla olmaz. Bari! Ne oldu efendim? Şu çocuklar nereye gitti? Hepsi eve gitti. Doğrusu hava bozmaya başlamıştı efendim. Kimin evine gittiler? Benim çocuğum nerede hem? Ha, söyle çabuk kızım, nerede? Kamptan bana telefon gelmedi. Ben her şeyi unuttum anne. Hiçbir şeyin Mişti'yi kötü etkilemesini istemiyorum. Ne biçim insanlarsınız böyle? Bir çocuğa sahip çıkamıyorsunuz. O çocuk bu ülkeye yeni geldi. Bari hiçbir şey bilmiyor. Bari? Üzgünüm efendim. Bari'nin nereye gittiğini biliyorum. Efendim, siz gelmeyince kamp yöneticisi güvende olması için bir arkadaşının anne babasıyla birlikte gönderdi. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Bana bir telefon edip haber veremez miydiniz? Efendim, size ulaşmaya çalıştık ama telefonunuz kapalıydı. Bakın, merak etmeyin siz. Bende numaraları var. Buyurun. Ver şunu. Onlarla konuşabilirsiniz. Yemek isteriz. Sıcak sıcak. Hadi bakalım. Bakın, herkes bir kepçe alacak. Kalan bütün sütlacı ben yiyeceğim. Şuna bak. O zaman gece karnın gurul 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 der. O zaman sen de biraz yersin. Karnım daha az gurul der. Pari canım, sen de alsana. Ben tek başıma guruldamak istemiyorum. Hadi hadi, başlayın artık. Thank you.
Teşekkürler teyze. Çok güzelmiş. Anne, bunu gerçekten sen mi yaptın? Evet. Güzel değil mi? Hiç güzel değilmiş. Beğenmedin mi kızım? Çok beğendim. Öyle mi? Sen çok yaramaz oldun ama. Hmm. Şimdi dersini vereceğim. Gösteririm sana. Gel buraya bakalım. Çok üzgünüm kızım. Ben çok üzgünüm. Neredesin? Ne oldu? Anneni mi özledin? Ben de annen sayılırım. Gel. Gel sarılayım. Gel. Gel, 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 gel. Gel canım, sen de gel. Tamam. Bir, iki, üç. Bir şeyler geliyor. Ve babayı unuttunuz ama. Hey, ben... Hadi açın şu telefonu. İnşan telefonu çalıyor. Ya baksana meşgulüm. Sonra oynarsın, gel aç şunu. Hadi. Hadi açın şu telefonu. İşan telefonun çalıyor. Ne baksana meşgulüm. Sonra oynarsın, gel aç şunu. Hadi. Alo? Alo. Kiminle görüşüyorum? Bayım, neden bu kadar bağırıyorsunuz? Sakince konuşsanız. Beyefendi, kızımı alıp götürmüşsünüz. Bir de sakince konuşmamı söylüyorsunuz. Şu anda ne kadar endişeliyim, haberiniz var mı? Kızım Pari yanınızda değil mi? İyi mi peki? Ona bir şey oldu mu? Peki bir şeyler yedi mi?
ağlamıyor değil mi? Hem siz benim kızımı nasıl alıp götürebilirsiniz? Kimden izin aldınız? Ha, tamam, sakin olun. Pari gayet iyi. Siz Pari'nin babasısınız değil mi? Buyurun, konuşun onunla. Ha, evet, verin. Hey Pari. Gel, baban arıyor. Merhaba yakışıklı. Yakışıklı ağlıyor mu? Bağırdı mı yani? Şuna baksana. Hem kızını evimize alıyoruz hem de sana ters ters konuşuyor. Önemli değil canım. Babası sonuçta. Endişeli. Hatta onun yerinde ben olsaydım ve Mişli'nin başına böyle bir şey gelseydi, ben de kontrolden çıkardım. Hem telefonuna ulaşılamıyor hem de ağlıyor musun? Ağlaması gereken benim. Bir de soruyor musun? Neden mi ağlıyorum? Sen de ağlıyorsun. Üzgünüm kızım. Çok özür dilerim. Doğrusu bugün gittiğim yerde telefon hiç çekmiyordu. Çok özür dilerim. Bir daha olmayacak. Tamam mı kızım? Hadi ama bak, sil gözyaşlarını. Ağlamıyorsun değil mi? Tamam. Güçlü kızım benim. Tamam kızım, telefonu yanındaki amcaya verebilir misin lütfen? Evet. Teşekkürler. Hadi o zaman yakışıklı babanın yanına. Hı? Hı? Hadi. Evet. El çakma zinciri. Bitir onu. Evet hemşire, söyle. Tamam, peki sen Hayati bulgularını kontrol et, ben hemen geliyorum. Tamam. Üzgünüm, gitmeliyim. Acil vaka mı? Pariyle Mişti ne olacak? Merak etme. Neden o kadar okumadın biliyor musun? Çünkü derslerin kötüydü. Evet, o da var. Ama aslında otel işi çok kolay. Senin mesleğinse sen doktorsun. Herkese bakman gerekiyor. Tüm hastalarla tek tek ilgileniyorsun. Neden bana bakıyorsun? Yürü hadi. Ben bunlarla ilgilenirim. Ayrıca lütfen teşekkür etme. Ve ben olmasaydım ne yapardın? Onu da düşünme. Hoşça kal Pari. Hoşça kal. Teyze, babamla tanışmayacak mısın? Çok üzgünüm Pari. Şu an gitmem lazım. Ama sen babana benim selamımı söyle, olur mu? Tamam mı? Ve bir daha görüştüğümüzde babanı da yanında getir. Tamam mı? Tamam. Hoşça kal. Hoşça kal canım.
Baba geldi. Pari'nin babası geldi. Merhaba kızım benim. İşte benim güçlü kızım. Üzgünüm canım, geç kaldım. İşte Bay Yakışıklı, yani benim babam. Bu da arkadaşım Mişti. Vay canına. Gel bakalım. Arkadaşın ne kadar tatlıymış. Sizi ne getirdim biliyor musunuz? Hayır mı? İşte. Tada. Teşekkür ederim baba. Teşekkürler amca. Sana da teşekkür ederim. Pari'ye çok iyi bakmışsın. Bu da İşan amca, Mister'in babası. Merhaba. Çok özür dilerim. Biraz önce telefonda size bağırdım. Aslında bunu yapmamalıydım ama kamp alanına gelip kızımın orada olmadığını görünce bekçi de başka birinin evine gittiğini söyledi bana. Ve benim de hiç haberim yoktu. Size bağırdığım için çok üzgünüm. Hem Pari de ilk defa Hindistan'a geliyor. Burayla ilgili hiçbir şey bilmiyor, o yüzden umarım alınmamışsınızdır. Çok özür dilerim. İyi oldu. Neyse ki özür dilediniz. Yoksa ben... Şaka yapıyordum. Sorun değil. Bir an korktum gerçekten. Bu arada Pencaplı mısınız? Evet, Malhotra. Benim de kanlı. Aha, ne güzel. Memnun oldum. Ben de. Neyse, endişe etmeyin. Sizin yerinizde ben olsaydım, ben de o duruma gelirdim. Evet, Pari. Gidelim mi artık? Ama siz annemle tanışmayacak mısınız? Olurdu ama annen nerede? Evet baba, Mişti'nin annesi çok iyi. Tabii ki. Aslında onun acil bir işi çıktı. O yüzden gitmesi gerekti. Hayır, hiç sorun değil. Önemli değil. Bir dahaki sefere. Aslında benim de işe geçmem gerek. O yüzden gitmem gerekiyor. Mişti'nin annesine teşekkürlerimi ilet. Pari'ye çok iyi bakmışsınız. Merak etmeyin. Hem Pari bizim perimiz. Hı? Güle güle Pari. Hoşça kal de. Pari? Evli bir kadının elleri bence boş durmamalı. Teşekkür etsene. Teşekkür ederim.
gidelim mi? Evet hanımefendi, lütfen. Pekala, hoşçakalın. Arkadaşın ne kadar tatlıymış. İsmi de Mişti. Mişti'nin annesi hem güzel hem tatlı. Aa, öyle mi? Bana çok güzel şeyler yedirdi. Sütlaç yedirdi. Çok güzel o. Çok da tatlı. Çok yoğun bir de. Onunla tanısaydın vay canına derdin. Öyle mi? Tam yarım saattir sen de öyle diyorsun ve sadece onu övüyorsun. Sanırım sen babanı hiç özlememişsin. Özlemedin mi beni? Hı? Tabii özledim. Şimdi bu da sorulacak şey mi? Emin misin? Eminim. Yakışıklı. Bir şey sorabilir miyim? Tabii sor. Mişti'nin ailesinde bir sürü insan var. Nine var, baba var. Bizim ailemiz niye öyle değil? Anneni özlediğinde nereye gittiğimizi hatırlıyorsun değil mi? Söyler misin? Evet. Gidelim mi o zaman? Anne bekliyordur. Hatta telaşlanmıştır. Gidelim mi? Tamam, çak bakalım. Evet, hadi gidelim. Anneni özlüyordun değil mi? İşte annenin yanına geldik. Gidelim mi? Hadi. Endişelenmiştin değil mi? Babamı azarlaman gerek. Beni değil. Hepsi onun yüzünden oldu. Hem sen de biliyorsun, yakışıklı işe gidince gelmiyor. Ve anne, o yüzden ben bugün en yakın arkadaşımı buldum. Hem anne bugün sütlaç da yedim. Anne ben bir sürü hediye aldım. Ve herkes beni çok sevdi. Mişti'nin annesi çok iyi. Aynı senin gibi. Teşekkür ederim Tanrım. Anneme iyi bak. Babamla ben birlikteyiz. Ama annem senin yanında. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir,
ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.